Değerli milletvekilleri, bugün 8 Temmuz. Bundan tam 2 sene önce 9 Temmuz 2018'de partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk kabinesi ilan edildi. Ekonominin dümeni damat bakana teslim edildi. Gelin geçen sene yaptığımız gibi bu sene de iktidarın karnesine birlikte bakalım. Gelin partili cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemizi uçurmuş mu? Birlikte inceleyelim. 2 sene önce 1 dolar 4.60 liraymış. Bugün 6.85'ten işlem görüyor. Yani 2 senede Türk lirası %50 değer kaybetmiş. Geçen 2 senede ekonomi %6.5 küçülmüş. Özel sektör yatırımları %16 azalmış. Mesela kişi başı milli gelirimiz zihni siniri bile sinir eden politikalar yüzünden 9.000 doların altına düşmüş. Mesela tarımda çalışanların sayısı 450.000, hizmet sektöründe çalışanların sayısı ise 350.000 kişi azalmış. Sanayide çalışanların sayısı ise sadece 35.000 kişi artmış. Yani Türkiye'yi uçuracak yıldız kadronun icraatları sayesinde İstihdam kaybı 750.000'e ulaşmış. Tam bu noktada merak eden vatandaşlarımız için öfkelenip yarın ilk iş üst perdeden itiraz edecek olan AK Partili arkadaşlar için, damat bakan candır diye kendini parçalayacak olan küçük ortak temsilcileri için, damat bakan konuşunca kendimi başka bir evrende hissediyorum diyen minik ortağın temsilcileri için, daha akşam olmadan yalan söylüyorsun diye çemkirecek propagandist medya mensupları için bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bunlar bizim tespitlerimiz değil, devletin resmi rakamları. Hani şu genel müdürlerini, bölge müdürlerini sürekli değiştirdikleri kurum var ya, işte onun verileri. Devam edelim. 2 senelik enflasyon %30 olmuş. Gıda fiyatlarındaki artışsa ortalama tam %35. Bu kadar talep daralmasına rağmen Türkiye kendi sınıfında dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkelerinden biri olmuş. Şimdi hal böyleyken, devletin resmi kurumlarının resmi istatistikleri ortadayken, gelmekte olan geliyorken, damat bey ve kayınpederine önerim, partili cumhurbaşkanlığı sistemini ve onun getirdiği ekonomik çöküntüyü türlü yalanlar üreterek savunmayı artık bir zahmet bırakmalarıdır. Hiç hoş olmuyor. Bu yalanlar hiç hoş olmuyor. Devleti yöneten insanlara hiç yakışmıyor. Buradan Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum. Dış kaynak sağlamadan cari açığı azdırıp üstüne bir de yüksek enflasyon yaratırsanız, sizi bu durumdan yeni atadığınız TÜİK başkanının düzenlenmiş rakamları bile kurtaramaz. Ekonomiyi damadının top havuzu haline getirip gönlünce oyun oynamasına müsaade etmeye devam edersen, 2020'nin geri kalanı da 2021'de riske girecek bilesin. Gitsin başkasının hazinesiyle oynasın kardeşim. Milletimizi rahat bıraksın. Değerli milletvekilleri, biz bunları söyleyince, üstelik de resmi rakamlarla söyleyince bize çok kızıyorlar. Ama onlar kızsalar da, hakaret etseler de, iftira atsalar da biz hakikati söylemeye devam edeceğiz. Çünkü milletimize söz verdik ve sözümüzden asla dönmeyeceğiz. Gelin şimdi hep beraber Sayın Erdoğan'ı biraz daha kızdıralım. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2019 genel faaliyet raporunda 2019 bütçesinde hedefin neden tutmadığı bir bir anlatılıyor. Ben yazmadım, onlar yazdı. Yani bir anlamda Cumhurbaşkanlığı'nın, yani sarayın itirafnamesi de diyebiliriz. Mesela deniyor ki, cari transferler için öngörülen
391 milyar 300 milyon lira ödenek eklemelerle 402 milyar 200 milyon liraya çıkarıldı. İnsanın aklında tutması bile zor değil mi? Mesela deniyor ki hazine yardımları ödeneği 130,5 milyar liraydı ama 136 milyar liraya çıktı. Görev zararları, burası çok önemli, 79 milyar 600 milyon lira ödenek öngörüldü ama zarar 91 milyar 300 milyon lira oldu. İşe bakar mısınız? Görev zararı 91 milyar 300 milyon lira. Neredeyse tarımdaki ithalatımız kadar. Hiçbir özel şirket bu kadar görev zararı ettireni orada oturtmaz. Patronun damadı bile olsanız orada oturamazsınız. Ama bu milletin devletinde maalesef oturuyorlar, oturtuyorlar. Ve geldik en önemli noktaya. Cumhurbaşkanlığının raporunda deniyor ki, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yap, işlet, devlet, devret projelerinin, yani otoyol, köprü ve Avrasya Tüneli'nin garanti ve katkı ödemeleri de artışta etkili oldu. Ve devam ediyor. Buraya dikkat. Böylece kamu özel sektör işbirliğiyle yürütülen projeler için verilen taahhüt 2019 yılı sonunda 17.2 milyar dolara ulaştı. Rakam küçük görünsün diye dolar cinsinden yazmışlar. Peki bu rakamın Türkçesini tam 116 milyar 450 milyon lira. Yani pandemi dolayısıyla fakir fukaraya verilen 10 milyar liralık desteğin 11 katından fazla. 700 bin EYT'linin şu an için emekli edilmesi için gereken rakam, maaş bağlanabilmesi için gereken rakam 10 milyar lira. Hesaba bakar mısınız? Yani milyonlarca vatandaşımıza 10 milyar lira, saray müteahhitlerine 116 milyar lira ödenmiş. O para milletimizin parası. O hazine milletimizin hazinesi. Yazıktır, günahtır. Ne müteahhitmiş arkadaş? Yani neymiş bu? Ne büyük dostlukmuş arkadaş? O 5 müteahhidinizi bir türlü doyuramadınız gitti. Eşi dostu zengin etmekten bir türlü bıkmadınız gitti. İsrafa, şatafata bir türlü doyamadınız gitti. Yazıklar olsun size. Aziz milletim, değerli arkadaşlarım. Bütün bu iş bilmezliklerle Türk ekonomisinin geldiği noktada ortada. Bunu en iyi sizler yaşıyor, en iyi sizler biliyorsunuz. Bakkalda, markette, manavda, ödenemeyen faturalarda yaşıyorsunuz. Çalışanımızın, memurlarımızın durumu ortada. Esnafımızın, işletmelerimizin, KOBİ'lerimizin durumu ortada. İşsiz vatandaşlarımızın, gençlerimizin durumu ortada. Emeklilerimizin, emekli olamayan EYT'lilerimizin durumu ortada. Besleyip büyüttüğü müteahhitlerin parasını eksiksiz ödeyen iktidarın en düşük memur emeklisine reva gördüğü 148 lira zam ortada. En düşük işçi emeklisine yapılan 72 lira zam ortada. Emeklilerimize günlük 2,5 lira, günlük 5 lira zammı reva gören Türkiye'de açlık sınırının 2431 lira, yoksulluk sınırının da 7942 lira olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Milyonlarca vatandaşı yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan bir ülkenin ekonomisi nasıl oluyor da uçan ekonomi oluyor, kaçan ekonomi oluyor, aşan ekonomi oluyor? Damat bakana göre borsamız rekorlar kırıyor. Kayınpederine göre şahlanmamıza herkes tanık oluyor. Sözüm ona, dünya bize hayran, Avrupa bizi kıskanıyor. Ama nedense ne bu rekorlar ne de bu şahlanma aziz milletimin tek bir ferdinin hanesine uğramıyor.
Sayın Erdoğan, Türkiye'yi bu hale getirmeyi sen kendin bizzat seçtin. Aziz milletim, işte değişmesi gereken bu zihniyettir. Sosyal medyadaki gerginliğin azalması, toplumsal şiddetin engellenmesi için gereken zehir saçan, değişmesi gereken bu zehir saçan ağızlardır. Bu kararmış kalpler, nefretle çürümüş bu vicdanlardır. Yani aslında değişmesi gereken, herkesi kendine benzetmeye çalışan bu iktidar, herkesi susturup kendi konuşan Sayın Erdoğan'dır.